Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere başından geçen tamamen gerçek çok güzel bir bilgi vereceğim. Sıkı durun. Belki de hayatınızı değiştirecek çok güzel bir bilgi. Bu da benim 1,5 ay önce başladığım bir uygulama ve bu uygulamayı inanın amacım sadece benim hanım bunu yapıyor diye ya bana da yap dediğim bir şey anlatacağım size. Değerli kardeşlerim, ben 1,5 ay önce yaklaşık 98 kilo falandım. 99'a falan geldiğim oldu aslında. Değerli kardeşlerim, şu anda ben 93 kusurum. 93 olunca 5 kilo vermişim. Farkına varmadım. Farkına varmadan ben bu 5 kiloyu vermişim. Ama neden verdiğimi de biliyorum tabii ki yani. Ki benim bugünlerde aldığım gıda tamamen kilo almam gereken gıdalar. Yani biraz aşırıya kaçtım demek istiyorum yani gıdada. Yani et türünde vesaire böyle hani güzel şeyler türünde biraz fazlaya kaçtığım ay olmasına rağmen 5 kilo vermişim. Valla mükemmel bir şey. Şimdi anlatacağım size. Hayatınızda belki sizlerin de değişiklik olacak. Çok hoşunuza gidecek belki. Allah razı olsun demeniz yeterli tabii ki. Değerli kardeşlerim, kusura bakmayın. Hani bana kızıyorlar. Ya anla şunu hadi yeter artık hani diyenler de oluyor. Ya kardeşim beni dinlemeyeceksen çekip git yani. Ben burada sizlerle muhabbet ede ede mevzularımı anlatmaya çalışıyorum. Ben spiker değilim kardeşim. Evet arkadaşlar geçiyorum şimdi anlatmaya. Arkadaşlar 1,5 ay önce hanım baktım ki sabahları sıcak yarım bardak suya üstünü de yarım bazen tam limon. Çünkü limonların bazen hani sulu çıkmaz yani. Sulu limon oldu mu kocama şöyle yarım limon yeterli geliyor. Ama limondan su çıkmamış bu sefer limonun hepsini yapın. Yani tek olarak. Yani ılık su. Böyle hani çaydanın altından o sıcak sudan almış. Biraz onu ılıtmış ve üstüne limon koymuş ve içiyor. Ben dedim ne yapıyorsun sen ya? Çok güzel bir uygulamıyorsun, yapıyorsun. Çok hoşuma gitti. Ya ben de yapayım bundan. Bakalım ne olacak? Çünkü biliyorum ki limon insanların kolesterolünü düşürür, tansiyonu düşürür, damar açıcıdır. Yani çok fazla bir faydası var. Kansere bile faydası var. Yani limondaki hani öyle bir özelliği var ki kansere bile karşı çıkabilen bir gıda. Yani evimizden eksik etmediğimiz gibi yani bunu da her gün aynı sarımsak gibi her gün en azından limon ve sarımsak yememiz gerekiyor mesela. Ben sarımsağı da her zaman için en azından bir diş kokuyor diyorsanız küçük bir diş yutun. En azından yani misal. Değerli kardeşlerim şimdi ben bunu yaptım. Hanım kendine yapıyor bir de bana yapıyor. Ben geçen gün bir tartıldım. Ama ben kilo almışımdır gibisine sanki düşünürken bir baktım 93 kusur. Yani kusuratını boş ver. Neredeyse 93 yani. Ben 98 kiloydum. Kusuratlı bile vardı hatta. Ben nasıl düştüm bu kiloya? Şaşırdım önce. Tabii ki ya. Ben hanımla beraber limon içiyorduk. Yani senin anlayacağın arkadaşlar. Sabah aç karnına kalktığınız zaman önce gidin tuvaletten sonra affedersin lavabodan sonra önce kahvaltıdan en az bir yarım saat 20 dakika 15 dakika öncesinde gidin bu ılık sulu limonu koyarak iç. Mutlaka ve mutlaka. İnanın
kendimde böyle bir dinçlik hissediyorum. Kendimde daha bir gençlik hissediyorum. Daha bir hareketlilik hissediyorum. Daha sağlıklı hissediyorum. Yürürken yokuşlarda biraz daha böyle sanki iyi gibi geliyor bana kendime. Değerli kardeşlerim, gerçekten her hafta en az, yani bilmiyorum ama 1,5-2 kiloya yakın limon alıyoruz. Bakın, gerçekten güzel bir uygulama. Bunu her ailecek de yapabilir. Evde sağlığı yerinde olmayan kişiler özellikle yapsın. Şekeri düşürüyor. Şekeri bile normale geçirmiş olabilir. Yani bu uygulaman şekeri bile normale geçiriyor olabilir. Bunu kullananlar şekerini de ölçsün. Şimdi gelelim bunun yanında, abi ben şekerim de var, bunun da düşmesini istiyorum diyorlarsa, artı bak bu da çok başımızdan geçen bir olay aynı şekilde. Şekeri gerçekten çok düşüren bir formül daha vereyim. Bu formülle bu limon olayını karıştırırsanız mükemmel bir şey olur. Evet arkadaşlar, bir sürahiye su koyun. İçine karanfil ve tarçın. Bunu temiz bir beze, temiz bir dülbete, temiz bir şeye sarıp suyun içine atın. Dağılmasın. Bu suyu günlük içeceğiniz su olsun. Bakın, çok güzel anladınız değil mi? Bir sürahiye su koyuyorsunuz ve bir kaşık, miktarlarını söylüyorum, karanfil, bir tane yuvarlak ya da iki tane yuvarlak tarçın koyuyorsunuz bir torbaya, sürahinin içine atıyorsunuz. O hafif hafif böyle güzel bir renk alabiliyor icap ederse. Bu suyu, su içerken bu sudan için. Ha, şimdi gelelim asıl şeye, birleştirmeye. Şimdi sabah kalktın ya, bu sudan da var, karanfilli ve tarçınlı. Bu karanfilli bir tarçın şekeri yarıya düşürüyor. Bak size söyleyeyim, yarıya düşürüyor. Ona dikkat edin yani. Bu karanfilli sudan içtiğiniz müddetçe, bir de bu karanfilli suyu ısıtarak ılık hale getirin. Mutlaka bakın, limonlu içeceğiniz su ılık olsun ki sindireme direkt girsin diyerekten yapıyorum. Serum gibi oluyor. Ilık olduğu zaman serum gibi oluyor. Soğuk olursa bir de sindireme geçmez. Kasılır mide, önce onu ısıtmaya çalışır vesaire. Ama ılık oldu mu direkt geçiyor. O yüzden limonlu suyu mümkün olduğunca ılık tutun. Bu tarçınlı, karanfilli sudan aldık, bir cezveye koydun icabında. Hafif ılıt, limonla karıştır. Bana dua edeceksiniz. Bak inanın, öyle şahane bir sağlığa kavuşacaksınız ki bu şekilde sizler bile, ben çünkü şaşırdım. Bakın, ben verdiğim kiloya şaşırdım. Eğer ki ben yiyeceğime dikkat etmiş olsaydım, büyük ihtimalle ben şu anda 93,5 değil, 90 veya 91 kilo gelebilirdim. Ben dikkat etmediğim halde bu kadar düşmüşüm. Bir de dikkat etmiş olsam yiyeceğime, bu daha da aşağı düşecek. Evet arkadaşlar, şimdi bu formülü yapın. Ben başımdan geçen olayı anlattım. Gerçeğini yaşadım. Sizler de mutlaka bu gerçeği yaşayacaksınız. Özellikle şekerim de düşsün istiyorum diyenler varsa, başlı başına aslında bu şekeri düşürdüğü gibi ilave karanfil, tarçınlı suyla beraber yapıp içsinler. Bakın, görün ne dehşet bir formül oluyor ve sağlığınızda değişiklikleri, dinamikliklerini, şekerinizin düşmesi, kolesterolünüzün düşmesi, daha sağlıklı kendini hissetmeniz, kilonuzu vermeniz, birçok şeye, daha bilmediğimiz kim bilir daha neler iyileştiriyor. O yüzden arkadaşlar, size çok güzel bir formül verdim. Bunu mutlaka yapın. Değerli kardeşlerim, lütfen abone olun. Lütfen. Bak, sizlerden bir ricam var. Bu videoyu izleyen abone olsun. Paylaşırsanız bu bilgileri de başka birilerine gitsin. Facebook'unuzda paylaşabilirsiniz. WhatsApp'ınızda paylaşabilirsiniz.
Pinterest'inizde paylaşabilirsiniz. Ne bileyim yani ne kadar medya organınız varsa orada da paylaşın lütfen. Bir el de size atın kardeşim ya. Bak ben size mücadele edip sizlere bilgi vermeye çalışıyorum ya. Hadi arkadaşlar bir. Şu abonelerimizi şöyle bir çoğaltalım ya. Allah rızası için. Hoşça kalın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Evet. Buradan abone olun. Buradan sağlık videolarıma ulaşın. Buradan saç videolarına ulaşın. Buradan da vertigo videolarına ulaşın. Hoşça kalın arkadaşlar.